Merhabalar, hoş geldiniz gönül dostları. Almayla gurbetçi ailenin efine çık, ben de eve geldim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ağzınızın tadını hiç bozmayın. Vallahi ben yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya. Ay Selma. Değerli dostlar, aslında bu açılışımızı biz Talha ile birlikte yapacaktık. Teyzeleri. Talha birdenbiriye bir yorum, bir şeyler oldu. Birazdan açıklayacağım onları. Morali bozuldu. Can da işten hazır gelmişken hadi dedim Ercan'la açılış yapalım dedim. Ercan'ı yakaladım diyorsun he? He, Ercan'ı yakalamışken İyi. Can'la biz hadi bakalım. Ha. Hadi görüşürüz. Evet, gönül dostlar, ben üstümü başımı çıkardım. Elimi... Kadar yeter mi? Yeter Şet, sağ ol. Elimi yüzümü yıkadım. Ben küçük tanım. Sağ olsun Selma de hemen sofraya hazırladı. Vallahi sen düşünsene mi? Kız, canım spagetti çekti. Selma'ya, kız Selma dedim. Bugün dedim spagetti yap da spagetti yek dedim. İyi tamam dedi. Vallahi eline sağlık, hemen de yapmış vallahi. Aferin kız kardeşim. Çorba da yapacaktım da biraz keyfim yok. Şimdi çorbayı da yapsan da. Keyiften ziyade. Pilav duruyor. Şimdi öyle. Çorbayı bir içersem doyuyorum. İşte arkadaşlar aha bu kadar aldım. Ya, ben bir kaşık alayım buradan, bu çok. Elcan zaten azıcık bırak. Ay Selma. Vay yoruldum gene dostları. Uykusuz gittim bir de işe. Uykusuz gittim. Canlar. Hadi, hadi gel bakalım Selma, anlat. Ben de merak ettim vallahi. Senin şu tatlı morali kim bozuyor? Dur şöyle yani? Bir ayarlayalım. Beni hiç almamışsın içerilere. Sadece kendini düşünmüşsün. Benim nimetten saymıyor. Aa aşk olsun. Senin bu tatlı yüreğin kim üzüyor? Ulan ben 30 yıldır bir direm üzmemeye çalışıyorum. Kim kız, söyle bana. Sen bu ama nasıl hem konuşacaksın hem yiyeceksin? Süheyla demiş ki sizden mukbang bekliyorum. Abla Suha, demiş. Süheyla. Çaylar. Süheyla'm için hem de mukbang niyetin, hem onun da gönlü olsun, kalbi kırılmasın. Canım benim. Çünkü benim kıymetli kız kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim benden ne isterlerse elimden geldikçe. Evet. Ya inanın bakın, elimden geldikçe, hatta bir selam verecektim. İnanın şu an o selamın ismini unuttum. Bir dahaki vlogumda söyleyeyim. Gerçekten biraz modum düşük. O yüzden değerli dostlar, ne olur obacım bana gönül koymasın. Ama bir dahaki vlogda onu bir not edeyim, öyle söyleyeyim. Olur canım, insan halini unuturur, ne olur, olsun. Biz de ama her zaman yani yerde şey yapıyoruz. Ama gerçekten hiçbir zaman bana değer verip bana yazı yazan, destek olan kız kardeşim olsun, beyefendi kardeşlerim olsun, hiçbir zaman görmemezlikten gelmem, elimden geldikçe. İyi eleştiri de olsa, bakın kötü eleştiri de olsa hiç gocunmam. Ama iş hakarete gidiyorsa gönül dostları ister istemez modunuz düşüyor. Neden? İster istemez dostlar, hani bunun içinde çocuğunuz olunca, hani onu, o çocuğunuza da ucu batınca, ne tabii bileyim ya. Hangi anne baba çocuğuna laf söylettirir Selma? Hiç kimse kim söylettirmez. Allah binlerce kez razı olsun. Ha, bana demişlerdi biliyor musunuz? Selma, sana gelen bir yorum olursa bize bırak. Normalde paylaşmayacaktım. O kadar üzüldüm ki o yorumu. Hak etmediğim bir yorum. Ne yaptım biliyor musunuz? Topluluğumda paylaştım yorumu. Ondan sonra Allah binlerce kez razı olsun değerli kardeşlerimden. Desteğe geldiler. O kadar güzel destek mesajları yazdılar ki. Ya hele bir kardeşimin yorumunu okudum. Onu sabitledim. O kadar beni duygulandırdı ki. Ben hiçbir yorum okumadım. Ben işten geldim. Senin telefonu getireyim kızlar. Ben vallahi hiç, duygulandım. Ben hiç ben otobüs sürüyorum. Sen mi okuyamıyorum? Nerede okuyayım ki? Otobüs sürüyorum karıcığım. Olabilir Ercan. Hani insanlar Selma sana hep güzel sözler mi gelmesi lazım? Mutlu olma. Yok gönül dostları. Hakkaniyetli eleştirilere ben her zaman diyorum ki başımın üstünde yeri var. Ama hakaret içerikli evinize, yuvanıza varana kadar laflar da gelince inanın bakın zorunuza gidiyor. Hani ben hak etmiyorum. Kız kardeşlerim demiş ki Selma buna inat devam demişler. Hiç modunu düşürme. Hatta günlük at. İnanın ha Selma bu işi yapamıyorsan niye bu yerdesin diyeceksiniz diyenler de oluyor. Ya arkadaşlar, bir kere alıştı mıydınız? Devamını yapıyorsunuz. Çünkü sizi alışmış olan kız kardeşleriniz, beyefendi kardeşleriniz var. Biliyorsunuz benim migrenim olduğu dönemler, ben vloglar atamadığım zaman birçok kız kardeşim bana yazıyorlar.
Selma abla neredesin? Selmacığım neredesin? Biz seni merak ediyoruz. İnanın hemencecik diyorum ki olamaz diyorum. Ya insanlar diyorum alıştılar bizi seviyorlar. Kalk Selma bir vlog çek. Ve o modla o enerjiyle yapıyorsunuz. Hatta bazen çocuklarım da çıkmak istiyorlar. Tam alıştıracağım zaman çocukları da ara sıra ekrana koyacağım zaman gelen yorumlara çocuklarım da ister istemez üzülüyorlar. Çünkü onlar da okuyor, onlar da görüyorlar. En sonki vlogumda Talha'ya o kadar güzel mesajlar yazmıştınız ki. O kadar mutlu oldu ki. Bugün ben normalde markette biraz video çekmiştim. Biliyorsunuz bugün Aygin'in ucuzluğu var. Ercan gıcırdatma. Bugün Ercan bir telefonunu getir hayrına ya. Bir koşu gideyim geleyim. Biz yemeği sofrayı da göstermedik. Değil ama dostlar. Olsun, sakin, burada dünkü yaptığım bezelye yemeğim var. Bu kadar kaldı kızlar. Yap. Yemeğimiz çok güzeldi. Biraz da pilav vardı. Pilav isteme diyeceğim. Makarna vardı. Bu bezelye yemeği var. Yanına koy ye dedim. Böyle salata da yapmadım. Hiç keyfim yoktu. Şu anam turşuyu da düşürdük. Şöyle turşum var. Böyle yeşil biberim var. Biraz da yoğurt çıkarttım canlar. Sude'nin karnını doyurdu. O yattı uyudu. Talha karnını doyurdu. Yattı uyudu. Tuğçe işe gitti. Bir Ercan'ın karnını açtı. Ercan da işte bunlarla karnını doyuracak. Ben çorba morba yapacaktım. Bugün vlogumda güzel güzel şeyler. Artık yarınki vlogumda izleyin. Ben fark etmez demiştim. Yarınki vlogumda izlersiniz. Sağ ol Şans. Bugün de böyle idare edin. Sizlere demiştim. Bizim Aldiler'de %50 indirimler olacak. Arkadaşlar haberi hani bize yakınsanız gelin siz de alışveriş yapın demiştim. Ondan sonra bugün de o alışveriş günüydü. Benim Suudi Aldi'de çalıştığı için biz bir gün önceden de alışverişlerimizi yapıp içeriye bırakabiliyoruz. Biraz öyle yaptım. Hatta sabahleyin gittiğimde alışverişlerimi almaya gittiğimde de orada video çekmiştim. İnanın o videoyu eklemeyeceğim. Size onun yerine burada bir açıklama yapacağım. Açıklamadan sonra da Aldi'de neler aldım, neler gönül dostları ucuz ucuz. İnanın bakın çok uygun fiyatlara aldım. Onları göstereceğim. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Çok uzatmadan lafı değerli gönül dostları. Bunu da diyeyim. Dün Talha'ya o kadar güzel sözler söylemiştiniz ki Talha o kadar mutlu oldu. Hatta bana dedi oturdu yorumlar okuyor. Anne bu güzel miydi? Bu bazı kelimeleri anlamadığı için bana soruyor. Anne bu ne demek? Şimdi ben iyi bir şey miyim? İyi şeyler mi söylediler? Evet annem dedi. Hepsi sana dua et diyorlar. Talha ekranlara çık. Valla o kadar hoşuna gitti ki ben vlog çekerken anne dedi aldıklarını dedi gösterme. Ben okuldan gelince birlikte yapalım. Tamam annem dedim. Neyse efendim Talha okulda. Suudi ile de biz de tekrar Aldi'ye gideceğiz. Bakın Senem Instagram'dan Senem şahit. Senem'le de telefonda konuşuyor. Senem'e de anlatıyor. Suudi işten gelecek beni alacak. Aldi'ye gideceğiz. Birkaç bir şey daha bakacağım. Senemciğim. Aa tamam ablacığım falan. Ondan sonra aldığım birkaç parça şeyi Senem'e gösteriyor. Böyle muhabbet falan ediyor. Sonra ben YouTube'a girdim. YouTube'da bana bir hakaretli topluluğumda var. Orada okuyun arkadaşlar. Bir yorum gelmiş. Kız o kadar üzüldüm. O kadar üzüldüm ki moralim bozuldu. Belki bana kızacaksınız. Selma Hanım reklam mı yapıyorsun? Neden? Bakın bunu da diyorlar arkadaşlar ama ben bir insanım. Ben bir anneyim. Anlatabiliyor muyum? Zoruma gidiyor. Bu bir platformda kalıyorum. Elbet savaşçı olmak zorundasınız. İyi yorumda kötü yorum da gelecek. Ama hakaretle bir yerden sonra yetiyor. Değerli dostlar 2 hafta olmuş. 2 hafta içerisinde kanal açıyor. Nefesini almadan bana gelip hakaret yapıyor. Fake hesap. Fake hesap. Ben engeli basıyor. Birkaç gün sonra gene fake hesap gene gelecek. Bana çoğu yorumlarımda kız kardeşlerim diyor ki Selma'cığım bu seni tanıyan biri. Yabancı sana gelip bir şey yapmaz. Hiçbir şey demez. Çünkü benimle yazışırken sanki samimiymişiz gibi. Sanki yıllardır bizle tanışıyormuş gibi bir havası var. Ondan sonra değerli gönül dostları benim de tabii ki tahmin ettiğim var. YouTube'da seveniniz var, sevmeyeniniz var. Belki vlog çeken ve hazmedemeyen birisi de olabilir. Vardır, elbette ki vardır ama şu yaşadığım şehirde benim hiç kimseyle bir düşmanlığım yoktur. Ha içinden bana düşmanlık olan belki benim yaşantımı çekemeyen insanlar var mıdır? Elbette vardır ama ben hissetmemişimdir.
Yani herkes beni sevecek diye bir şey yok. Ben de herkesi seveceğim diye bir şey yok. Yani yaşadığım yerdeki herkesle de ben canciğer kuzu sarması değilim ki. Evet, çevremdeki insanlarla tabii ki konumla komşumlayım ama sevmeyenler de vardır elbette. Tabii. Onlar da yazabilir ama 2 haftalık fake hesapla gelen dışarıdan birisi bana bu hakareti asla yapamaz. Sizler okudunuz. Bakın değerli dostlar, şöyle başlayacağım. İnanmıyorum ya, resmen rezillik. Ben de diyorum ki inanmıyorum diyorsun da rezillik ne yapıyorum? Kötü bir şey mi yapıyorum? Rezillik ya, bakıyorum rezillik ne yapıyorum? Elin almışsın eline telefonu, orayı burayı çekiyorsun. Ben buradan görüyorum. İnsanlar seni nasıl kınıyor? Arkadaş ya, Allah'ını severseniz gönül dostları, şurada Ercan'la ben varım. Siz benim etrafımda nere mi görüyorsunuz? Yani ben dışarılarda vlog çekiyorum değil mi? Video çekiyor. Kaç insanı görüyorsunuz? İnsanlar dönüp bakmıyor bile ya. Ya biz yüzümüzü çekiyoruz ya da şu yemeği gösteriyoruz dışarılarda atıyor. Ya da tencere tava gösteriyoruz ya da elma ya armutu gösteriyoruz. Elma armut mu kınıyor beni? İnsanlar kınasa gelip bana der ki ya sen beni mi çekiyorsun diye bana gelir sorar. Çevremde hiç kimse bunu yapmıyor. Sen nasıl görüyorsun? Sana ilahi haşa bir güç mü geldi? Senin telefonun dışındaki, arkasındaki, önündekilerin görecek kadar. Bu kadar hasetlik, kinlik ne? Kızlar, rezillik yapıyormuşum. YouTube'dan binlerce, kızlar milyonlarca YouTuber var. Herkesin elinde telefonu. İnsanlar çarşı çekiyor, pazar çekiyor, mağazasını çekiyor. Efendim, ne bileyim kız, her şeyi, gittiği restoranı çekiyor, gittiği oteli çekiyor. Neleri Bunlar çekiyorlar? şey yok ki. Ya bunun şimdi bu o kadar vlogere rezil mi diyorsun? Ya da sadece o kadar vlogerin dışarıda çekimleri güzeldi. O kadar insan içinde rezil olan ben mi rezillik yapar? İnsanlar beni mi kınıyor? Şu YouTube'a milyonları sığdırdığında beni mi sığdıramadın? Efendim devam ediyor. İnsanda biraz utanma duygusu olur. Neden utanacağım? Haram mı yiyorum? Haksızlık mı yapıyorum? İftira mı atıyorum senin yaptığın gibi? Bir başkasının malını gasp mı ediyorum? Ya da yüz kızartıcı, ahlaksızlık bir şey mi yapıyorum şu ekranlarda? Açıkta bir yerimi mi görüyorsun? Yani utanacak ben ne yapıyorum ya? Ya bilmiyorum arkadaşlar, utanacak kelimesinin ucu çok açık. Ben sana diyorum ki beni izliyorsun ya. İsminle gel, fake hesabınla gelme, gel isminle, şurada kendi gerçek ismin olsun. Bakın ben seni mahkemeye vereyim ve mahkemede seninle Ercan'cığım sallama hayatım. Yemek alacağım ben. Tam benim tabağı al. Gel Ercan dur, sallandıkça o zaman burası sallanıyor, ben biraz sonra gene alırım, kalkma dur. Kalkma dur, kıvırdama. Dur konuşuyorum, kamerim sallanıyor. Tamam sefer. Hayatım konuş. Değerli dostlar, gerçekten mahkemeye vereceğim ben bunu. Çünkü bir gazeteciden duymuştum. Artık fake hesaplar da aranıyor, bulunuyor. Yani bu zannetmesin ki bir halt olmaz. Vallahi öyle oluyor. Sen o kadar yazdığın var ya, o kadar midemi bulandırdı ki hele hele utanma duygun yok mu? Neyden utanacağım ya? Bir başkasının malını yemiyorum, hırsızlık yapmıyorum, kötü bir şey yapmıyorum. Şurada ahlaksızlık bir şey yapmıyorum. Evimde, yuvamda, işimde, gücümdeyim. Market alışverişi arkadaşlar, benim birçok arkadaşım Selma bize dışarıda dış çekim yap diyorlar. Dışarıyı istiyorlar. Ben her gün alışveriş yapıp torbalarca yığıp da size göstermiyorum ki. Çarşıyı geziyorum, pazarı geziyorum. Şimdi buralarda Weihnachten, Almanların bayramı geldiği için her yer renkli renkli, güzel güzel, sizlere bunları gösteriyorum arkadaşım. Evde yemeğimi de yapıyorum. En son vlogumda yemeğimi pişirdim sizinle birlikte. Sonra dışarıya çıktım. Bunu bütün vloggerler yapıyor. Neden sadece ben market alışverişi adı altında beni oraya bağlıyorsun? Herkes aynısını yapıyor. İnsanlar çıkıyor, alışverişini yapıyor, evine geliyor. Ben bir üretiyorum ya, vlogumun içine giren sıkılmaz ki. Dolu dolu bir vlog. Ama senin gibi, bak arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Bu zihniyettekiler, rezilliği sevenler, ahlaksızlık yönünü sevenler maalesef benim gibi duran insanları sevmezler. Bizim gibi düzgün duran insanları utanmakla, bu tip yazılarla evet, aşağılamak isterler. Aynen öyle. Benim kanalımı beğenmiyorsan bu yorumu yazmayacaksın. Ya da senin bir kuyruk acın var.
içinden çıkamayan bir şey var ama ben bilmiyorum. Ama vallahi kendi başını ye. Başka bir şey demiyorum. Demek rezil. Ve ne diyor? Evet Ercan. Kaç yaşında insanlarsınız? Bir tür işlerle uğraşacağınıza gidin de bir yerde çalışın. Biz YouTube çekmeyecekmişiz, gidip çalışacakmışız. Arkadaşlar, kocam çalışıyor. Kızım çalışıyor, oğlum çalışıyor, diğer kızım çalışıyor. Hepsi 8'er saat çalışıyor. Bir tek Talha öğrenci okuyor. Ben ev hanımıyım. Ev hanımı olarak sen de eğer bir kadınsan ev hanımlarına hakaret ediyorsun. Ev hanımı da evinde çalışıyor. Dışarıdan gelen kocasına yemek, çocuğuna yemek pişiriyor. Çamaşırını yıkıyor, bulaşığını yıkıyor, onu bunu. Bir de biz maaşsız şekilde çalışıyoruz. Biz ev hanımları biliyor musun? Biz daha çok yıpranıyoruz. Hem gelen dışarıdan kocamızın stresi, çocuğumuzun stresi. Biz de evde çalışıyoruz. Boş oturmuyoruz ki. Seni çalışıyormuş. Aynı zamanda, ne bileyim Ercan. Aynı zamanda ben de evime katkı olsun diye bu YouTube kanalım var. Ben de buradan bir gelir alıyorum biliyor musun sen? Hangi YouTuber babasının hayrına video çeker 5 kuruş para almadan? Saatlerce kameranın önünde oturup da Durguz, video çeker. Durguz deme şimdi orta yerinden çatlar. Ya ne yaparsa yapsın. Hangi YouTuber ya? Soruyorum size. Şu YouTube'da para olmasa insanlar oturup video izler mi gönül dostlarım? Size soruyorum. Allah'ın seversen şuradan para gelmese kimse kalkıp da şurada oturup hiçbir şeyini göstermez. Edilmez. Hiçbir şeyi yapmaz. YouTube paraları kessin bedava. İster vlog çekin ister çekmeyin desin. Kimse elini o kamerayı alıp da evini de göstermez. Ya, sohbetini de yapmaz. Onu da bırak. En basiti bir ara bir vergi davası çıktı biliyor musun? Evet değil çoğu mi? Kişi kanal çoğu kapattı. Çoğu kanal kapattı. Neden? Vergi girecek araya diye. Ne kazanacağım ne kazanacak ki? Ödeyeceğim diye. Gerçek söylüyorum. YouTube çekmek kolay bir şey değil. Gerçekten mi? Hemen hemen bir gününüzü alıyor. Yemin ederim size gerçek diyorum bak. Çek ve oraya çok güzel git, oraya paralar git, oraya var. Git. Değerli gönül dostlarım şu YouTube'da inanın bakın eğer 100 binler izleniyorsanız günlük vlog atıp 100 binler, 50 binler, 30 binler günlük izleniyorsanız 6 ayda bile dikersin. 6 ayda bile de dikersin, her şeyi de dikersin. Rahatlıkla. O kadar çok para var. Onun için insanlar da tabii ki evlerini de açıyorlar, onu da bunu da. Ama eleştiriyi de hak ediyorlarsa da hak edilen eleştiri, hakareti etmiyorlar. Hiçbir vlogger arkadaşıma hakareti, ya ben nasıl kabul etmiyorsun, onlara da yazıktır. Asla yapılmasını tavsif etmiyorum. Hı. Gerçekten seni kınıyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Arkadaşlar devam ediyor. Daha hangimiz çalışalım ya? Hangimiz çalışalım? Hepimiz çalışıyoruz. Hangimiz çalışalım? Daha hangi bir işle uğraşalım? Bu işimizin arasında da YouTube yapıyoruz. YouTube'dan da para kazanıyorum biliyor musun? Çalışmamızı az biliyorsa çalışsın da bize de yollasın. YouTube'dan da para kazanıyorum canım benim. Evet. O yüzden de YouTube kanalım var bak. Buradan da para kazanıyorum, anladın mı? Ondan sonra diyor ki o çocuğa da diyor 100 vermişsiniz. Sizi parmağında oynatıyor. Bu kadar huzuri yere para harcayacağınız az para biriktirseydiniz de ev alsaydınız. Kutu gibi evin içinde yaşıyorsunuz. Sıkış tepiş. Ve çocuğuma da şımarık diyor gönül dostları. O çocuğa 100 vermişsiniz sizi parmağında oynatıyor. Ve çocuğuma şımarık diyor. Benim çocuğum hiçbir zaman şımarık olmadı. Benim çocuğum var ya o kadar vicdanlı, o kadar merhametli ki yaşından o kadar olgun 4 tane çocuğum var. 4'ü de öyle. Yemin ederim size bakın o kadar da büyük konuşuyorum. Şu çevremdeki insanlar bir çıksalar söyleseler. Buradan da sesleniyorum çünkü çoğu kişi beni izliyor. Vloglarıma da yorum yaparlar. Hiç kimseye saygısızlık yapmazlar. Sokakta bir büyük birini görsünler, yaşlı birini görsünler. Tanıdıksa koşar gider torbalarını alır taşırlar. Dışarıda ekmek yemezler. Eğer çok ekmek yemek istiyorsa acıktıysa oynarken Talha yanındaki arkadaşlarına bile evden anne ben yerken arkadaşım ayıp olmasın onlara da yapar mısın sandviç der. Allah yukarıda şahittir. Hepsine tek tek yaparım. Çocuğum dondurma yerse bir paketi tüm mahalleye dağıtırız. Benim çocuklarımı ben öyle yetiştirdim. Benim eşim de dostum da bizim evimize gelen bir Allah'ın kulu. Ne aç kalkar ne bileyim yani ne de mutsuz gider benim evimde. O kadar rahat ederler. Ama senin gibi uyduruktan ay şuna bir çamur atayım da izi kalsın diyen kalbi kararmış insanların şerrinden de Allah'a sığınıyorum. Evimi demişsin. Evet ben küçük bir evde yaşıyorum.
inabiliyor musun? Sarayım olsaydı belki o evde huzurum, mutluluğum olmayacaktı. Ama şu küçücük evde huzur var, mutluluk var. Mis gibi pişen helalinde yemeklerim var. Anlatabiliyor muyum? Ya yok da. Çocuklarım eve, dışarıdan eve koşa koşa geliyorlar. Anne diye evimi özledim diye. Biliyor musun o ergen çocuklar? Kocam dışarıda gezmiyor, kahveyi oraya buraya gitmiyor. Koşa koşa evine geliyor. Çünkü bu evde huzur, mutluluk var. Ve bütün kardeşlerime, kızlar, size de bir konu anlatacağım. İlerleyen vloglarda bu evlilikle bir hanımefendinin hayat hikayesini anlatacağım. İnanın kanınız çekilecek. Ne hayatlar var. Anlatabiliyor muyum? Belki senin evin büyüktür ama huzur, mutluluk yoksa ben ne yapayım? Bak ben sana ne diyorum biliyor musun? Yine Allah senin evine huzur versin. Çünkü ben herkese iyi dileyim de Allah'ım da bana iyilik nasip etsin. Bu ev küçükse de çok güzel mutluluklar var. Sana bir şey değil mi? Ben ev almak istesem şuraya istediğim evi alırım. Zannetme. Ya, istemiyorum ki almadan ev almak istemiyorum ki. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar diyelim. Benim eğer canım ev almak istesin gider şimdi alırım. Her şeyin bir zamanı var. Bir de nasibi var. Nasibimiz de olmasa arkadaşlar hiçbir isterse milyonlarca paran olsun. Nasibinde yoksa olmuyor arkadaşım. Bakın araba arıyoruz. Parası da her şeyim hazır. Yerini fazlasıyla da duruyor parası. Borçsuz haksız. Ama nasip olmuyor. Arıyorum. İçime sinecek hiçbir şey bulamıyorum. Nasibim de varsa o bana gelecek. Ben nasibe inanan biriyim. Ben şu rolü kağıdını ver ne olursun. Ha vereyim hayatım. İlla kaldıracağım. İki dakika tutturmuyorsun ha. Yok. Şimdi elimde vuramıyorum. Vurmak istemiyorum. Ben yemek değil. Kız iştahım gitti. Kıymet kız. O kadar. Yedin ya Selma koca tabağı. Yemedim Ercan sana var. Aha video şahit. Allah'tan kork. Aa, benim tabağım işte. Hayır Ercan. Değerli dostlar. Şu topluluğuma o kadar kıymetli kız kardeşlerim yorum yazmışlar ki. Hepsinin büyük olsun küçük olsun hiç önemli değil. Ellerinden ve yüreklerinden öpüyorum. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Cesur abi ve ailesi ve bütün Almanya'da gurbetçi ailesine destek olan tüm gönül dostlarımızdan. Rabbim işlerini güçlerini rast getirsin. Amin. Rabbim hepsinden sınırsızca razı olsun. Rabbim amin. Sizlerin de karşısına hayırlı iyi insanlar çıkarsın. Değerli en önemlisi o. Allah iyileri, yüreği güzel, yüreğinde merhamet, sevgi taşıyan insanlar etrafınızda eksik etmesin. Valla fesatlardan korkun gönül dostları. Fesatlı yapıyorlarsa var ya hemen uzak durun. Yemin ederim uzak durun. Değerli dostlar. Sen çay istiyor musun? Yok istemiyorum Ercan sen al eline. Değerli bacılar. İşte benim hazinelerim burada. Durun şöyle yapayım. Bakın kızlar. Gördüğünüz gibi. Buralar. Her şey var. Şimdi size kızlar tripodu böyle yukarıya koydum ya. Dur şöyle bir ayarlayayım. Aldi'nin ucuzluğundan neler aldık neler. Vallahi beğeneceksiniz. Hiç kızmayın. Hepsi de ihtiyaç. Hepsi de kullanılacak olan şeyler. Neyle başlayalım? Havlularla başlayalım mı? Değerli canlar. Şu havluların fiyatı 8 euro'dan 3 euro'ya düştü. 8 euro 6, 6'nın yarısı 3 euro. İçinde de 2 tane havlu var. Yani tanesi 1.50'ye geliyor bu havluların. 3 euroya da şu havluları almış olduk. Böyle bayağı bir havlu aldım. Renkleri güzel güzel değerli dostlar. Kiminin duş havlusunu buldum. Kimininkini bulamadım alamadım. Ercan istersen şu tavaların oraya gel. Değerli dostlar. Bakın bu da beyazının, beyaz olanın şöyle göstereyim. Bakın değerli bacılarım. Bu duş havlusu bu yüz havlusu. Bunlar çok hoşuma gitti. Vallahi bayağı bir aldım ama öbürleri nerede bilmiyorum. Bu da böyle 3 euroya. Bu da böyle 3 euroya duş havlusu. Havluları şöyle paketlere atalım. Bunlar da böyle havlular değerli dostlar. Şöyle göstereyim. Bunlardan da böyle 2 tane böyle aldık. Bir tane de beyazını aldık. Onlara da şöyle koyayım. Aha bir de böyle kese şeklinde olanını almış Sudenaz. Bunlar da 4.50'den 2 euro 25 sente geliyor. Şöyle göstereyim. Havlular attım. Vlogum uzun sürmesin diye hızlı hızlı gösteriyorum. Otur, değerli dostlar. Ben oturdum. Ebem ben. İki tane de şu vakumlardan aldım. Bu vakumlardan 2.50'den 1.25'e düşüyor. Bunu da buraya atalım. Hızlı hızlı. Böyle doğum günü mumları. Talha'nın doğum günü var ya teyzeleri yakında. Şöyle bakın 1.50'nin yarısı kaç lira? İşte 75 mi oluyor? Evet, 75 evet. Sente geldi şu mumlar.
Bunu da buraya koyalım. Şunlar da arkadaşlar bulaşık falan yıkarken hani bulaşıklarınızı koyuyorsunuz ya. Gördüm bunun, bu da 2.50. 2.50'nin yarısı kaç liraydı? 1.25. 1.25'e geldi canlar. 2 tane buldum. 2 tane de böyle bunlardan aldım. Ondan sonra şöyle 2 tane pantolon, bir tane kendime, bir tane de belki kızlar giyerse diye kızlar aldım. Bu da 10 liradan 4.50'ye. 4.50'nin yarısı kaç? 2.50. 2.25. 2.25'e geliyor. Arkadaşlar o kadar güzel ki şöyle göstereyim pantolonlar. Çok hoşuma gitti. Ha dedim belki giyeriz, giymezsek geri veririz. Sahi geçenlerde Hatem'de battıklarımız bundan daha mı iyiydi? Evet, bunlar hep fiş canlar. Fişleri kaybolmasın. Ondan sonra kızlar böyle 2 tane kapaklı saklama kapları. Hani içine her şey koyabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Bunlar da 2.50'ydi. 2.50'nin yarısı 1 euro 25 sent. 2 tane var içinde ha. Yani şöyle. Selma'nın gösterdiklerinin hepsi arkadaşlar fiyatını söylesin yarısı. Değil yani. Canlar. Bakın şu o kadar güzel ki Aldi'nin bu tepsileri çok güzel çıkıyor. Fırın için tavuk pişir, bilmem ne pişir. Bakın bunlar da 10 euroydu. 5 euroyu aldım. Hemen bir tane de böyle büyük olanını aldım. Bakın şöyle. Bunlar da 10 euroydu, 5 euro. Şu ikisi 10 euroya gelmiş oldu. Değerli bacılarım, şu da ekmek sepeti. Şöyle göstereyim. Aldın mı sonunda? Aldım. Uzun zamandır da bekliyordum. Bakın şu bambu altını çevirdiğiniz zaman orada ekmeğinizi dilimliyorsunuz. Bir de bunlar 15 euro muydu? 15 euro falan mıydı kız? 7.50'ye geldi galiba. Biliyorsunuz bunu da ben size ta o zamanlar göstermiştim. 11 euro 50 senti. Ercan aldırmamıştı. Kız şimdi 7.50'ye geldi. Şu bakın. 7 euro 50 sente geldi. Suudi'ye dedim ki ondan da alalım kızım dedim. Bir tane de bundan aldık teyzeleri. Ha deminki havlunun teki bu da. Kimileri... 6.50 6.50. 6.50 mi? 13 lira ya 6.50. Ha, 6 euro 50 sente gelmiş değerli canlar. Kızlar şu mikser, bu da 15 euro muydu neydi, bu da yarı fiyatına düşmüş. 7, ya 7 euro ya da 8 euroya o geldi civarlar. Şu mikserde. Canlar, şunlar da 2 euro 50 sente geliyor. Bakın şu gördüğünüz. Şöyle göstereyim. Nasıl beğeneceksiniz bunu da? Bakın tavşan. Tavşanlı mavşanlı. Bunlar güzel. Çocuk odaları için. Normalde çocuk odalarına seriliyor. Benim küçük bebeğim olmadığı için ben de bunları aldım kızlar, iki tane banyoya sermek için. Tavşanlı mavşanlı hoşuma gitti. 2 euro 50 sente geldi. Bir de Telha'nın odasına koyduk, onu getirsene. Aa Telha tamam işte. Aslanlısını aldım, bir de onu gösterelim. Kızlar bir de şöyle bornoz buldum orada, tam benlik beden. Kaça geldi biliyor musunuz mu? 3 euro şu gördüğünüz bornoz bana. Lan Selma. 3 euro. Ya bu da Sude Naz almış teyzeleri, bu da banyo paspası, şöyle göstereyim. Böyle göz dolanını 2 euroya gelmiş. Göstereceğim şöyle. Bakın kızlar bunu da Telhoş'un odasına aldım. İndir. Bu uzundu. Bundan bir tane bulabildim. Hemen Telha'nın odasına aldım teyzeleri. Evet. Hatta da Telha hemen serdi. Güzel gösterdi. Ondan sonra canlar. Bundan benim haberim yok. Bunu Sude Naz kendi almış babasına. Bu da gördüğünüz 11 euro 50 sente geldi. Akı böyle ya. Akı torne, böyle. Torne bir de vidalamak için. Ya 11 euro 50 sent. Değerli dostlar Türkiye'de 11 euroya bakın Türk parası ne kadar yapıyor bilmiyorum. Şunu alabilir miyiz? Yok karıcığım o Türkiye'de zannetmiyorum. 50 euroya da alamazsın Türkiye'de. 1 euroya da yani para değil ama evde ben o bunları ne yapacağım zaten yerim yok. Neyse şimdilik dursun dedim. Arkadaşlar şu sepetleri size bir videomda göstermiştim. Abo video çok uzadı. Kızlar bunlar da vallahi kaça geldi paralarını unuttum. Kaç paraydı unuttum. Aldi'de bilenler bilir. Ya 6 liraya mı 3 liraya mı geldi tanesi şu sepetlerin. Hani içine yumurta koy, soğan koy, patates koy. Ne istiyorsan koy. Senin zevkine kalmış. 2 tane de bundan aldım. Ondan sonra şu mumu Sude Naz almış teyzeleri. Şu mumu da Sude Naz almış teyzeleri. Bu şu güzel değerli dostlar. Vallahi bu da ucuza gelmiş. Bunun da tam fiyatını bilmiyorum. Çünkü ben almadım. Bunları Sude kendi kafasına göre alışveriş yapmış. Bunu da Sude Naz almış. Şu battaniyeden 2 tane almış teyzeleri. Bir kendini almış, bir tane de Sude Naz almış. Tuğçe'yi almış. Bunlar da galiba ben biliyorum fiyatlarını. 20 euroydu. 20 eurodan 10 euroya düşmüş. 2 tane de yataklarının üstüne örtmek için böyle battaniye almışlar. Şu çoraplar da herhalde ucuza geldi diyor. Anne diyor şöyle kışlık kalın çoraplar.
Bunlar da bir oyluyor ama artık kaça geldi hiç bilmiyorum. Şimdi ne dersem yalan söylerim. Şöyle bakın, kendine çorap almış. Yine mum almış ablaları. Ondan sonra şu şişeler vardı ya, ben size hep şunları gösteriyordum. Bardakları yoktu. Sadece 3 tane bu kavardı. Bu da 4.50'ydi. 4.50'nin yarısı kaçı derecen? 2.25. 2.25'e geldi. Bu da 4.50. Bu da 2.25'e geldi. Yani ben bunun ikisini 5 euroya almış oldum şunu. Yani. Şöyle bir cam yapıştırıcıları da 70 sente gelmişti. Hemen bir tane de bundan aldım. Çünkü bir tane evde kullanmadığım kase var. Onlarla birlikte böyle geri dönüşüm, hani sunum tabağı yapmak istiyordum. Bunu da uzun istiyordum ne zamandır. Kız ayağıma geldi. Hemencecik alıverdim. İyi yaptım. Ondan sonra gene böyle bir tane mum aldım. Bu da 75 sente geliyor. Kızlar, size hep şunu gösteriyordum ya, şu tabakları. Bunlar da 7 euro'dan 3.50'ye geldi değil mi? Ya herhalde öyleydi. Şey ama şöyle vur da görsünler mi? Plastik evet, değil. Evet evet, bunlar şey porselen efendim. Baksana. Şöyle. 2 tane döküm, de. Döküm. 2 tane de bundan aldım. O küçük miniklerinden aradım da bulamadım. Tabii şöyle koyarım. Diğeri dostlar, onu da göstereyim. Vallahi şu da tepih içinmiş. Halıların falan üstüne bir şey döküldüğünde şununla şöyle siliyorsun. Bunu da Sude dedi ki 1 euro'ya geldi anne dedi. 1 euro da bunu almış. Ondan sonra kızlar şu vafül makinesinin ucuzluğa gelince bu da 10 euro'ya gelmiş. Şöyle göstereyim. Çiftli efendim bu da. 10 euro'ya gelince hemen bir tane de kendine bu vafül makinesinden almış. Dur. Şunu şöyle koyayım. Şöyle kucağına çıkar göster. Canlar. Bu da 2 tane de araba için. Bizim yeni alacağımız arabaya. Biri de Sude Naz'ın arabasına şey. Geç işlerin doluyor da olsun, aldı da iyi olmuş. Aslında dursun yani. Hani arabada bantlar oluyor. Bant oluyor. Şey ezza dolabı. Ezza dolabı. Size. Ezza dolabı gibi. Ezza bir çantası. Şey, ezza çantası. 2 tane aldık. Bir kendi arabamıza, bir de Sude Naz'ın arabasını aldık. Bunlar da indirimdeydi. Bir de şu bardaklar hoşuma gitmişti. Sıcak su koyunca şöyle kalp oluyor. Bir Ercan'a bir de bana kendim aldım. Bu kahve falan içerken sizlerle muhabbet ederken dedim. Arkadaşlar şu tava da 20 euro'dan 15 euro'ya düşmüş. 15 euro'dan da 7 euro 50 sente düşmüş. Bu 28'lik efendim, büyük bir tava. Sude bunu benden habersiz almış. Ben bunları istemiyordum. 2 tane de bu tavayı almış teyzeleri. Al şunu hayatım. Çabuk Ercan, vlog doldu. Kızlar bunu da ben aldım. Bu da 2.50'ye geliyordu. Pasta kek yaparken soğusun diye hani koyuyoruz ya, öyle bir tel. Bunu da göstereyim. Bunu da anam şeyde Aldi, bunu da Sude benden habersiz almış. Teyzeleri Aldi'de bütün anne diyor, herkes diyor bu battaniyeleri alıyordu. Türk ablalar da alıyordu diyor. Gördüm diyor, belki senin de hoşuna gider diye şu battaniyeyi de bana almış. Bu da 30 euro mu 20 euro mu, herhalde 30 euro diye biliyorum. 15 euroya mı ne düştü, ya da 20 eurodan 10 euroya düştü. Tam fiyatları hatırlamadığım için arkadaşlar, Sude'nin aldıklarının fiyatını tam bilmiyorum. Efendim dur Ercan. Dur getiriyor musun? Değerli dostlar, ben uzun zamandır şu pizza makinesini bekliyordum. Ben de merak ettim. Bakayım öyle neymiş. Şöyle. Aman Selma. Bakın, buna gerek var mı? Vafel, şey pankek yapıyorsunuz. Omlet yapıyorsunuz. Her şey yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Pizza yapıyorsunuz. Mangal yapıyorsunuz. Bunun ağzı böyle açılıyor kızlar. Elektrikli mi? Elektrikli. Üst içinde her şey yapıyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Sen şey lavaş falan da yapılır biliyor musunuz? Bir gün deneyeceğim sizinle. Evet, vlogumuzun olmasın diye açıp içini göstermeyeceğim. Bir dahakini açacağım. Olur evet. Bu da 30 euro'dan 15 euro'ya düşmüştü. Gayet uygun geldi bana. Ben de bunu çok istiyordum. 30 euro'yken alacaktım. Hiçbir Aldi'de bulamadık. Ay ne üzülmüştüm. Tesadüf Aldi'de önüme çıktı kızlar. O hem de 15 euro. Bu da nasip meselesi dedim ya size. Değerli bacılarım, ben uzun zamandır vloglarımı takip eden kız kardeşlerim biliyorlar. Ben hep 24'lük boyunda bir tane tava istiyordum. Hep diyordum ki size bir tane tava alacağım. Tefal falan fark etmez. Kızlar şu gördüğünüz tava 13 euroya Aldi'ye geliyor. 10 euroya düşüyor. 10 eurodan da 5 euroya Selma'ların evine geliyor efendim. Bakın şöyle 5 euroya. Bunu görünce bakın bu, deminki gösterdiğim tavalarda bunun büyüğü evet, 28'di. Hem dedim Orçun'a hem de bana arıyordum. Kız bunlar da denk gelince vallahi bedava.
Tavuk salacak. Dört tane tava bana 20 euroya geldi gönül dostları. Onu da kızlar şöyle boxlardan aldım. Şöyle bakın Ercan şöyle. Ben göremiyorum. Bunlar da 8 eurodan 4 euroya düşmüş. Evet, 2 tane aldık. Hiçbir bundan. Şey. Bundan 2 tane aldık. Bir de bunun büyüğünü göstereyim. Bir tane büyüğünden aldık. Büyüğünü de 8 euroya mı geldi? Evet, 8 euroya. Üstünde yazıyor. Kızlar bir tane de büyüğünü aldım. Niye aldım? Bak bu da 25 eurodan 15 euroya düşmüş, 7 euro 50 cent'e ha, gelmiş. Göster hayatım, getir. Al hayatım. Anam kafam. Şöyle canlar. Bakın bu da 12 euro 50 cent'e gelmiş. Bir tane babasına pantolon alıyor. Şu gördüğünüz pantolon 20 euro mu 25 euro mu ne? Bizi Ercan gele gele de 7.50'ye gelmiş. İşte kaç para olduğunu siz hesap edin. İşte iki tane de işte kızlar şu mumdan almış kız. Açamadım. Ver ben açayım hayatım. Ha, anam o kağıdı al da. Tamam bir şey olmaz. Bakın ama açayım. Çok güzel kokuyor. 8 euro'dan 4 euro'ya düşmüş. Kız bir tava parası. Kızım dedim bir de 2 tane almış. Gerçekten yanıp gidecek o. Neler var gönül dostları. Şu boğma şinelerin büyükleri var. 50 euro'dan 25 euro'ya. Onun daha büyükleri. Elektrik süpürgesi 60 euro'dan 30 euro'ya. O kadar güzel. Millet vallahi akıllılık eden. Bak akıllı ihtiyacı olan kişi alır. Kullanır. Böyle yerlerde elektrikli. Evdeki ne olacak? Şu şöyle gıvır zıvır kaplı, hani böyle kapkacak türü şöyle ne bileyim. Bakın ben öyle gıvır zıvır bir şey fazla almadım. Çamaşır hiç almadım. Tavalara bir şey demem. Tencerelere kızmam. Elektrikli evet. Eşyalara hiç kızmam. Evet. Ama böyle uyduruk gaydırık şeylere ihtiyacım yok. Misal çamaşır sepetine ihtiyacım şu serime yok. İhtiyacım yoktu. Bir tane naylon olarak da bunu aldım kızlar. Başka naylon var ha bir de şu var. Bir de şu herhalde. Bu da tam naylon gibi değil. Yani gördünüz. İşte bunlar gönül dostları. Biz aldık geldik. Allah'ım herkese fazla fazla versin. Kurban olduğum Allah'ım sizlerin evine bol bol versin. Değerli dostlar. Gene başınızı ağrıttığım, kalbinizi gönlünüzü kırmadığımız bir blok olmuştur. Hakkınızı helal edin. Kullanacağım. Çeyizime mi kaldıracağım Ercan? Kullanmak için benim aldım. Benim çeyizime kaldırsana. Kızlar bakın böyle. İçi de böyle. Vallahi tenekeyi almadım. Kız teneke gıcır gıcır edip duruyor. Teneke, bu daha hoşuma gitti. Bilmiyorum siz beğenecek misiniz? Olsun kullanma. Onu daha bir buzdolabının üstüne ben koyarım. İçine de ekmeklerimi koyarım. Misler gibi şu kağıtta yapışmış. Değil İnşallah mi Selma? Efendim Ercan. Yani onu da bugün hani diyorum evlenirsem diyorum. Dursun diyorum. Kim evleniyor Ercan? Uy sen de. Şunu da atarım makineye hemencecik. Yıkanır. Kız vallahi Suude dedi ki annem küçük bedeni yok mu? Yok kızım dedi. Beni ayırmış. Bir taneydi değil mi bu? Bir taneydi de toz olacak görüyor musun? Yok, rengi de güzel. Normalde bakar mısınız? Ben öyle pek bordo tipi şeyler şey yapmam da boyu da çok uzun değil. Bu da hoşuma gitti. Aldım ama ne yapayım? Ben ne yapayım bacılar? İşte, yalan dünya. İşte bacı kız işte ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Hadi be sen de dedin al şunu al şunu. Ben bırakıyorum sen aldırdın. Ben... Bu yaşıma geldim daha ben Ercan, bir kere oraya hayır. Baktın mı eksik sanki bir şeyler var gibi daha, bana. Daha ne olsun Selma kadın Ali bir ben vardım ama o da burada oturuyor. He o da doğru. Allah Allah daha ne eksik olacak Selma. Vallahi canlar inşallah yarın bir gün yarın Ercan sabahçı öğlene erken gelir yorgun olmazsa giderim Halide'deki son durumları gene sizin için çekerim ama biz burada kapatalım. Videom çok uzun oldu. Belki işte bazen çıkıyor birileri bir şeyler diyorlar. Videomun başında da kalbinizi gönlünüzü kırdıysam tekrar özür diliyorum. Bakın normal eleştirilere başımın üstünde yeri var ama hakaretli eleştiri hiçbir kimse kabul etmez. Benim çoluğu bakın çocuğuma da öyle hakaret hani bizler anneyiz efendim. Siz nasıl annesiniz evlatlarınızı nasıl koruyorsanız. Ben de sizin gibi bir anneyim ve evlatlarıma laf gelsin istemem. Kız ben... Canlar, ben dediğim gibi ben bir anneyim. Benim evlatlarım da yorumları okuyor. Hani beğenmiyorsanız ben her zaman diyorum izlemenize gerek yok. Hani hakaret etmeyin. Zaten ya bizi... Ben hiç, ikinci anneyim. Bizi hiç izlemeden gelip yani birisi gelip de yorum yapmaz. Bunu yazan ya dediğim gibi yaşadığım şehirde kuyruk acısı olan ya da YouTube'da kanal olup da onun da bana karşı bir kini nefret olan birisidir. Bu ikisinden başkası yoktur. Seveni vardır, sevmeyenim vardır. İnsan hali olabilir. Ben hani o ben açık ve net konuşan bir kadınım. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Bunu da hani açık gönüllülükle söylerim. Hiç kimseden korkmam. Bir tek Rabbimden korkarım. İnanın bakın. Başka da korkacak kimsem yok. Çünkü ağzımdan çıkan her kelimenin de hesabını verecek kadar da cesurum. Anlatabiliyor muyum?
O yüzden ya yaşadığım şehirde beni sevmeyen, hasetlenenler birileri ya da YouTube'da kanal çeken yani, birileridir. Başka yani, şu kalbimden kimse geçmiyor. Çünkü bu ikisinden başka iki kimse geçmiyor. Çünkü hemen hemen aynı yazılar, aynı noktalı virgüller, aynı ya o yorumlara yazdığın, dikkat ettiğin yorumlara hani özenerek yazıyorsun ya, keşke kalbini özensen. Keşke kalbin hasta olmasa. Keşke yüreğin güzel olsa. Şu yalan dünyada neyin hesabı, neyin kini, neyin nefreti? Hepimiz öleceğiz. Benim milyonlarım olsa ben onu yemedikten sonra ne yapayım ki? Tabii ki gencim, hoşuma gidecekleri alacağım. Tabii ki tasarruflu bir şekilde, müsrüflük yapmadan kullanacağım. Tavam yoktu, bekledim. Bak şimdi 4 tane aldım. Beklemeseydim tefaller yani, 20-25 euroydu. Gidecektim bir tane verecektim. Aha, o zaman ne derlerdi biliyor musun? Vah enayi, bir tavaya 4 tava yerine bir tane tava almış derlerdi. Evet, o zaman şimdi öyle bunu derlerdi. Görseydim kendime öyle kızardım. Tabii. Gönül dostları, ve bekliyorum. İndirime girdiği zaman da gidip alıyorum. Bunları da vlog haline getirince, bu arada vloglarım üst üste dışarı alışverişler, dış çekimler olduğu için insanlar zannetti ki bu kadın her gün YouTube'da aldıkları alışverişi gösteriyor. Bu kadın ne izleyeceğim, ne buna destek olacağım diyen bir kitle de var efendim. Evet. Çünkü çoğu kişi aldığını göstermiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani çoğu kişi bir şeylerini göstermiyor. Eksiğinden gösteriyor. Çokluğunu göstermiyor. Ama ben de dolu dolu olsun vlogum. Gönül dostlarıma göstereyim, paylaşayım diye gösteriyorum. Çünkü kullanıyorum bunları. Kullanacağım da. Ya kimsenin zoruna gitmesin. Burada konuştuklarım şu son dakikama kadar hepsi kendi adıma konuştum. Kimse üzerine alınmasın. Buradan cımbızlayıp da bana laf da gelmesin. Vallahi yumuşak böyle rahat da davranmam. Gereken her şeyi yaparım. Bundan sonra da mahkemesine de nereye gerekiyorsa yaparım. Hiç dediğim gibi çoluğuma çocuğuma laf gelmesin. Gönül dostları, benim uyumum geldi. Ercan 50 dakika oldu. Gene keseceğim benim yolları. Benim uyumum geldi. Sizin uyumunuz gelmedi mi? Bir dahaki videoda görüşürüz gönül dostları. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın, çok konuştum. Ne yapayım? Ben hiç konuşmadım. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Tuttuğunuz altın olsun. Değerli dostlar, şu kötü insanlara inat. Allah Muhammed aşkına. Kanalıma abone olun, yorum yapın, like basın. Ne olur ya, şu 10.000'i olayım. Şu videolarımda izleme olsun. Ben de birilerinin karşısında şöyle başım daha dik sizin sayenizde, önce Rabbimin sonra sizin sayenizde ben de şöyle bir gururlanayım ya. Gerçekten bayan kardeşlerim, sizlerden rica ediyorum, şu bacınıza destek olun. Hadi canlar, bir dahaki vlogda görüşürüz. Görüşürüz.